Rubicon tarihten herkese merhaba. Bu programda 1971 yılına gideceğiz ve demokrasinin ipten döndüğü o günlerde iki paşa arasındaki gerilimi tabiri caizse kapışmayı birlikte inceleyeceğiz. Kim o paşalar? O yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı yapmış olan Orgeneral Faruk Gürler ve 9 Mart Devrimci Darbe Planı'nın önlenmesinde çok etkili olan dönemin birinci Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün. 9 Mart ve 12 Mart muhtırasına dair programlarda her iki paşaya dair epey bilgiyi aktardım, aktarmaya çalıştım. Faik Tür'ünün 9 Mart'ın ardından Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanlığı hayalinin de suya düşmesine neden olduğunu anlattım birkaç hafta önce. Bu programda ise Faik Tür'ünün 1990 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektubunu masaya yatıracağım. Faik Tür'ünün Faruk Gürler'le ve onun etrafındaki generallerle nasıl mücadele ettiğini, aralarındaki gerilimin nasıl taktik stratejik bir çatışmaya dönüştüğünü beraber inceleyeceğiz. Faik Türün'ün yaptığı bir teklifi kabul etmeyen Faruk Gürler'in kendi kalemini nasıl kırmış olduğunu da anlatmaya çalışacağım. Hatırlatmamı yapayım başlayalım. Videoyu beğenmeyi unutmamanız, eleştirilerinizi ve görüşlerinizi yazmanız benim için çok önemli. Rubikon Tarih'e abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Katıl butonuyla üye olabilir, Rubicon tarihe destek sağlayabilirsiniz. Rubicon tarihi paşaların kapışması, demokrasinin ipten döndüğü gün dosyasıyla başlıyor. Faik türünle ilgili birkaç hafta önce yayınladığım video epey dikkat çekti. Yaklaşık 35 bin kişi izledi bu videoyu. 183 yorum geldi şimdiye kadar. Yorumlarda bir husus dikkatimi çekiyor. Faik türünü yargılamadığım için, yermediğim için onu destekliyor olduğumu sananlar da var. Destekleme ifadesi kullanmadığım için de karşısında olduğumu düşünenler de var. Aynı durum sosyalist darbe konusunda da yaşanıyor. Ben bu programları insanları yargılamak, hüküm vermek ve mahkum etmek için hazırlamıyorum. İlginç bulduğum ve ders alınabileceğini düşündüğüm olayları sizlerle birlikte incelemek için hazırlıyorum bu programları. Elbette Rubicon tarihin bir duruşu var. İsmiyle müsemma. Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yanında Rubicon tarih. Bu yüzden kıymetli seyircilerimin herhangi bir kişi düşünce veya olay için desteklemiyorsa köstekliyordur şeklinde bir yanılgıya düşmelerini istemem. Herkesin aklı var, birikimi var, ufku var. Kimsenin benim gayretkeş yorumlarıma ihtiyacı yok. Herkes izleyebilsin, herkes dersini alsın, herkes kendince yorumunu yapsın ve akabinde seviyeli bir şekilde tartışabilelim istiyorum. Gelelim Faik Türün'ün kaleme aldığı uzunca ve tarihi belge nitelikli mektubuna. Faik Türün mektubunda 12 Mart'ın hazırlıklarının 1968 yılında 27 Mayıs'ı gerçekleştiren ama bu darbeyi yeterli bulmayan subayların emekli korgeneral Cemal Madanoğlu'nun etrafında kümelenmesiyle başladığını belirtiyor. Bu cuntanın 1968 yılında 3 ayrı kuvvetten Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Kor General Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Kor Amiral Kemal Kayacan ve Yüksek Askeri Şura Üyesi Havacı Kor General Muhsin Batur ile görüşerek anlaştıklarını ve hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirtiyor. Açıkça Faruk Gürler'in Madanoğlu'nun başında olduğu Sosyalist Cunta'nın üyesi olduğunu söylüyor Türün. Hatta Cemal Madanoğlu aktif görevde olmadığı için Cunta'nın liderliğini Faruk Gürler'in üstlendiğini kaydediyor. Madanoğlu Cuntası'nın en aktif ismi olan tüm General Celil Gürkan'ı da binbaşılığından beri tanıdığını, Gürkan'ın NATO'da çalıştığını ve Türkiye'de görevli olduğu birliklerde Cunta toplantıları icra ettiğini bildiğini de ekliyor sözlerine. Kendisinin bu cuntaya bakışını ise şöyle ifade ediyor Faik Türün. Böyle tepeden inmelere yarım asra yakın bir sürede adım adım ulaştığımız çok partili parlamenter bir cumhuriyetin alabora edilmesine taraftar değildik. Bu nedenle caydırıcı bir tutum izlemeyi tercih ettim. Kolordu komutanlarımızla Ankara'ya müdahale gerekirse ne yaparız konusunu şifahen konuştum. Ankara'ya hangi yol ve istikametlerden gidebileceğimizi, birliklerin yanlarını alacakları silah ve araçlar bölgemizdeki ve yakınımızdaki askeri hava alanlarını nasıl kontrol edeceğimizi, gerekirse TRT'nin İstanbul vericilerinin kullanılması için tedbir alınması ve benzeri ke. Ankara'yla üst komutanlarla telefonla konuşmalarımız dinleniyordu. Birkaç kez dinleyicilere caydırıcı sözler sarf ettim. Dediğim gibi faik türünün mektubu çok detaylı. Zaman darlığımız nedeniyle her detayı enine boyuna ele alamayacağım. Ancak sosyalist darbenin beklendiği gün olan 9 Mart'ta yaşananlara dair hatıralarını kısaca aktarmak istiyorum. Genel Kurmay Başkanı Memduh Tamaç, gerilimin artması nedeniyle ordu ve kolordu komutanlarını Ankara'da 10 Mart'ta yapılacak genişletilmiş komuta konseyi toplantısına çağırdı. Faik Türün de Ankara'ya geldi ve Sıhhiye'deki ordu evine yerleşti. Ankara Merkez Komutanı olan kardeşi tüm General Tevfik Türün'le ordu evinde buluştu. Merkez Komutanlığı bilhassa askeri müdahalelerde çok önemli rol oynar. Ankara Merkez Komutanı'nın Faik Türün'ün kardeşi olması müdahalenin başarısı açısından belirleyici bir faktör. Tevfik Türün, Faik Türün'e karargahlarda gergin bir bekleyiş olduğu ve eli silahlı bazı subayların karargahlarda dolaştıkları bilgilerini aktarıyor. Faik Türün de komutanı olduğu 1. Ordu'nun kurmay başkanını arayarak Ankara'dan gelmesi muhtemel olan emirleri değil, bizzat kendisinin emirlerinin tatbik edilmesini emrediyor. Generallerin farklı saflara ayrıştığı ve henüz çatışmanın profilinin düşük olduğu günler. Faik Tür'ün 9 Mart darbesi planının nasıl suya düştüğünü ve hayal kırıklığına uğrayan subayların darbeden vazgeçenlere vay korkaklar kalleşler dediklerini de ifade ediyor mektubunda. 9 Mart'çı bazı general ve subayların emekliye sevk edildiğini, Hava kuvvetlerindekilerin ise Muhsin Batur'un koruması nedeniyle görevlerine devam ettiklerini kaydediyor. Faik Türün 12 Mart günü yaşananları ise şu sözlerle aktarıyor. 12 Mart 1971 muhtırasını da İstanbul'dan radyodan dinledik. Sonradan duyduklarıma göre tam bir müdahalenin kansız olamayacağına kanaat getirdikleri için gayeye safa safa varmayı planlamışlar. Muhtıranın son maddesi ve 3 kuvvet ve genelkurmay başkanının imzalarıyla de silahlı kuvvetlerin tümüne mal etmişler. Faik Tür'ün evvelinde 9 Mart'ın içinde olup arkadaşlarını hayal kırıklığına uğratan ve sonrasında 12 Mart muhtarasının verilmesi için büyük ısrarcı olan Faruk Gürleri ve Muhsin Batur'u işaret ediyor bu sözleriyle. 12 Mart muhtarası süreci bu şekilde yaşandıktan birkaç ay sonra görev süresi dolan Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın emekliliği gündeme geldi. Ağustos ayında komutanlar harp akademilerindeki plan tatbikatını izlemek üzere İstanbul'da toplandı. Bu toplantıda kuvvet komutanları Orgeneral Memduh Tağmaç'tan 1 Eylül'ü beklemeden görevden ayrılmasını istedi. Çünkü Faruk Gürler'in kara kuvvetleri komutanlığındaki görev süresi 30 Ağustos'ta doluyordu. Ta maç 1 Eylül'ü beklerse Gürler genel kurmay başkanı olamadan emekli ayrılacaktı. Türün tam maç ikna edebilmek için Muhsin Batur'un Ankara'yı arayarak hava kuvvetlerinin alarma geçirilmesi talimatını verdiğini ifade ediyor. O günlerde jetler siyasilere gözda vermek için Ankara'da alçak uçuş yapıyordu sık sık ama Genelkurmay Başkanı'nı da baskı altına almak için kullanılmaları hayli dikkat çekici bir durum. Nihayetinde onların istediği gibi oldu. Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın hemen ardından Memduh Tamaç emekli ayrıldı ve Faruk Gürler Kurmay Başkanı oldu. Şura Toplantısı'nın son günü Genel Kurmay Başkanı Memduh Tamaç ile Orgeneral Faik Türün arasında ilginç bir konuşma geçti. Türün bu konuşmayı şöyle aktarıyor. O Askeri Şura Toplantısı'nda ben de bulundum. Toplantının son günü olan cumartesi günü alınan kararların imzaya hazırlanmasından evvel verilen bir çay molasında rahmetli orgeneral Tamaç, salonun bir kenarında yanıma gelerek ''Faik seni yine Birinci Ordu Komutanlığında bırakıyorum'' dedi. Ben de ''Komünizme karşı mücadele devam edecek ise peki etmeyecekse başka bir göreve verin'' dedim. ''Sen onu Cumhurbaşkanına söyle'' dedi. Tamaç'ın bu tavsiyesinin ardından Türün İstanbul'a dönüyor ve Florya'daki köşkte bulunan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı ziyaret ediyor. Türün Sunay'a Memduh Tağmaç'la yaptıkları görüşmeyi aktarıyor. Sunay ise iyi ya İstanbul'da sen Ankara'da Semih var cevabını veriyor. Ankara'da Semih dediği Faruk Gürler'den sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Semih Sancar. Türün Sunay'la görüşmesine dair şunları kaydediyor. Ben kendilerine arkasında kara ve hava kuvvetleri komutanlarının bulunduğu bir junta olduğunu ve bir muhtıra verildiğini, o muhtıranın bir de müeyyide maddesi var. O madde bütün silahlı kuvvetleri kapsamını alıyor. Adım adım marksist bir düzen kurulmasına doğru gidiliyor. Ben kime dur diyebilirim? Şimdi de Genelkurmay Başkanımızın yerini Orgeneral Gürlere junta'nın liderine terk ederek ayrılmasını istiyorlar. Cevaben, vaktiyle 27 Mayıs hareketlerinden sonra bir silahlı kuvvet birliği kurulmuştu. Ben onun başkanı, Faruk Paşa da genel sekreteriydi. Senin söylediğin yakıştırmalar buradan geliyor dedi. Anladığınız üzere Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Faik Türün'ün Faruk Gürler'in komünist darbe yapacağı şeklindeki iddiasına katılmıyor. Kendisine yakın bir isim olduğunu söylüyor Gürler'in. Cevdet Sunay da Türün'le ilgili bir iddia dile getiriyor. Türün o iddiayı şöyle aktarıyor. Rahmetli Cevdet Sunay'ın canı sıkılır gibi oldu. Senin için tarikatçı diyorlar dedi. Ben de dinimizin gereği ibadetleri maalesef gereğince yapamıyorum. Zatı Ali'nizin de bulunduğu bazı resepsiyonlarda kadehler kaldırıp demleniyorum. Böyle tarikatçı mı olur cevabını verdim. Faik Türün dönemin başbakanı Ferit Melen'le de görüşüyor İstanbul'a geldiğinde. Faruk Gürler'le ilgili aynı düşüncelerini Melen'e de aktarıyor ve genel kurmay başkanlığına atanmasının önüne geçmeye çalışıyor. Faik Tür'ün sonrasında olanlara dair şunları belirtiyor mektubunda. Orgeneral Faruk Gürler'in kararnamesi bakanlar kurulunda imzalanarak kesinlik kazandı. Sonraları Sayın Ferit Melen başbakanlıktan ayrıldıktan sonra kendisini görmüştüm. Bana elini yakmış gibi dosyayı iade etti. Meğer kararname hazırlanırken bütün bakanlara tehdit mektupları imzasız gönderilmiş, kararnamenin imzalanmış imzalanması sırasında da başbakanlık binasının üstünde askeri jetler pikeler yapmışlar. Gelelim Faik Türün ile Faruk Gürler'in yüz yüze karşılaştıkları sahnelere. Faruk Gürler genelkurmay başkanlığına atandıktan sonra Faik Türün ondan randevu istiyor. Görüşme genelkurmay başkanlığında Gürler'in makam odasında gerçekleşiyor. Türün o görüşmeyi şöyle aktarıyor: "Makamında kendisini ziyaret ettim. Harp Akademisinde sınıf ve kısım arkadaşımdı. Onu kutladım. Sonra sizin bu makama atanmamanız için elimden geleni yaptım. Müsaadenizle ben artık emekliliğimi istiyorum. Ordudan ayrılacağım." dedim. Duygulu bir zattı. Üzgün bir tavırla "Ben uzun yıllar Harp Akademisinde hocalık. Daha sonra Harp Akademisi komutanlığı yaptım." Her kuvvetten hemen hemen bütün kurmay subayları tanırım. Onlardan bazıları ferden veya birkaçı bir arada zaman zaman bana gelerek ülkemizde olan bitenlerden şikayet ederler. Şöyle yapalım, böyle edelim derler. Ben de evet, hay hay falan derim. Rivayetlerin kökeni bundan kaynaklanıyor. Senden görevine devam etmeni rica ederim." dedi. Kabullendim. Sağlık durumu da pek iyi değildi. Türün aralarındaki gerilim nedeniyle emekliye ayrılmak istediğini söylüyor. Gürler ise kendisi hakkındaki sosyalist ve 9 Mart iddiasının doğru olmadığını, bu söylentilerin kendisine olan bitenden şikayet etmek için gelen kurmay subaylara evet hay hay dediği için çıktığını belirtiyor. İşte o an Türk demokrasisi için bir kırılma anı oluyor. Zira 7-8 ay sonra Faruk Gürler genel kurmay başkanlığından istifa edip cumhurbaşkanlığına adaylığını koyunca karşısında yine 1. Ordu Komutanı Faik Türün'ü buluyor. Türün'ün emeklilik talebini kabul etseydi tarih nasıl akardı bilinmez. Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemine gelmeden çok önemli bir bilgiye daha temas edeyim. Bir süre sonra Genelkurmay 2. Başkanı Turgut Sunalp İstanbul'a geliyor ve Faik Türün'le görüşüyor. Faik Türün'ün ifadelerine göre bir teklifle geliyor Turgut Sunalp. Türün o teklifi şöyle ifade ediyor. Yanımızda Ordu Kurmay Başkanım Kor General Selahattin Demircioğlu da vardı. Or General Gürler'den şifahi bir mesaj getirmiş. Sayın Gürler, Genel Kurmay Başkanlığını bana bırakmak istiyormuş. Türün sözlerinin devamında kendisinin Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Semih Sancar'dan daha yüksek puanlara sahip olduğunu ancak kendisinin Junta'ya karşı net tutum sergilemesi nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Semih Sancar'ın atandığını ifade ediyor. Yani aslında Faruk Gürler'den sonra Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesinin hakkı olduğunu dile getiriyor. Turgut Sunalp'e verdiği cevabı ise şu sözlerle ifade ediyor Faik Türün. Sayın Orgeneral Turgut Sunalp'a şöyle dedim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız temsili olarak silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Bir muhtıra verilmiş, icraya el atılmıştır. Sayın Gürler Cumhurbaşkanı olması halinde muhtıranın hedefi olarak temsili başkomutanlığı fiili başkomutan olarak kabullenecek ve ben genel kurmay başkanlığı kademesinde bir kurmay başkanı gibi emirlerini icra ile mükellef olacak isem böyle bir görevi kabullenemem. Cumhurbaşkanlığı bugünkü statüsünde devam edecekse o zaman teveccühlerine teşekkür ederim. Faruk Gürler emekliye ayrılma talebini kabul etmediği faik türüne genel kurmay başkanlığını da teklif etmiş. Ama türünün cevabı az önce belirttiği üzere olmuş. 1973 yılı Mart ayı geldiğinde Türkiye hayli sancılı bir türbülansa giriyor. Yeni Cumhurbaşkanı kim olacak? Faruk Gürler genelkurmay başkanlığından istifa edip Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyuyor. Onu destekleyenler de siyaseti tamamen vesayet altına almaya çalışıyor. Ankara'daki bazı generaller ve subaylar Gürleri Cumhurbaşkanı seçtirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni içeriden ve dışarıdan kuşatıyor ve liderleri ölümle tehdit ediyor ancak karşılarına Faik Türün ve komutanı olduğu birinci ordu çıkıyor. Faik Türün bu sahneler nedeniyle Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar'ı arıyor. Sonrasında yaşananları ise şu sözlerle dile getiriyor. Orgeneral Semih Sancar'ın eski bir davete icabetle o sabah eşiyle birlikte Amerika'ya gittiklerini yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Eşref Akıncı'nın vekalet edeceğini öğrendim. Bu defa Orgeneral Eşref Akıncı'yı arayarak kendisine aldığımız haberlerden üzüldüğümüzü, parlamentonun üzerinden silahlı kuvvetlerimizin elini çekmelerini, aksi halde üzerlerine dört koldan geleceğimizi söyledim. Daha sonra jandarma genel komutanlığını arayarak komutan orgeneral Orhan Yiğit'le konuştum. Makam odasında 3 kor general daha varmış. Onlara da söyle, parlamentonun üstünden elinizi çekin, gerekirse millet meclisimizin İstanbul'da toplanmasını teklif ederim dedim. Genelkurmay 2. Başkanı Turgut Sunalp da kendisini Cumhurbaşkanı'nın çağırarak azarladığını Kor General Fikret Köknar'a bildirmiş. Bilindiği üzere birkaç seçim turunda adayların hiçbiri yeter oy alamayınca meclisteki iki büyük partinin liderleri anlaşarak emekli Oramiral Fahri Korutürk'ü aday göstermişler ve Cumhurbaşkanı seçimi işini çözmüşler. Ama 12 Mart muhtıracılarının eskalasyonun ikinci basamağı olan devlet başkanlığını ele geçirme işi arzularına göre olmamış. Faik Türün'ün eskalasyon dediği ifade bir durumu, olayı veya uyuşmazlığı daha yüksek bir seviyeye götürmek anlamına geliyor. Etap etap yani aşama aşama. 12 Martçılar'ın önce siyaset kurumunu, sonra da Cumhurbaşkanlığı'nı ele geçirmeye çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını ifade ediyor Faik Türün. Özetle Faik Türün ben yaptım demese de hem 9 Mart 12 Mart sürecinde hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında Faruk Gürler ve beraberindekilere geçit vermediğini ifade etmiş oluyor mektubunda. 1990'ların sonunda da iki paşa arasında böyle bir kapışma ve gerilim olduğu bilinir. Belki onu da ilerleyen programlarda ele alırız. Bir programın daha sonuna geldik. Bu tür yayınların devam etmesi için programı faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubikon Tarih'e abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon tarihi takipte kalın.